İnsanlık gitgide değişirken yaşadığı yerinde değişmemesi mümkün değildir elbet. Hayat devam ederken birçok olay yaşanıyor. Bunların sorumlusu olan bizler sayesinde dünya bazen yaşanılacak yer olurken bazen de insanı boğup kasıp kavuruyor. Hal böyle olunca delirenler, olağanüstü güçlere kavuşanlar, kendini işlerine adayıp başarının en üst noktasını yakalayan insanlar da var. Ama böyle yürümesi imkansız. Doğaüstü güçlere inanır mısınız? Ya da böyle güçlere sahip misiniz? Belki de sen içindeki gücün ne kadar kuvvetli olduğunu bilmiyorsun. Sizlere şöyle bir şey anlatayım. Bundan tam 70 ila 80 yıl önce bu bölgede çok gizli hikayeler anlatılırdı. Aydın'ın İncirliova ilçesinde zamanında bir nene yaşarmış. Nenenin o kadar doğaüstü güçleri varmış ki baktığı her şey ya ölüyormuş ya da bozuluyormuş. Bir müddet sonra köy halkı artık kafayı yemiş. Teyzenin bakmış olduğu at arabaları ters takla atıyor, bakmış olduğu arabalar uçurumdan düşüyormuş. Yapılan araştırmalarda o teyzenin, o nenenin enerjisinin aşırı yüksek olduğu anlaşılmış. Bunu bir eve kilitlemişler. Kendi evine camlarını, pencerelerini, her şeyini gazeteyle kaplayıp siyah boyamışlar. Korkmuşlar nenenin içerisine cin girdi diye o zamanlarda. Ya da neneyi şeytanlar kaptı diye. Ya da bunun doğaüstü güçleri var diye korkmuşlar. Komple evi kapatmışlar. Sadece yiyecek ve su vererek o teyze 10-15 yıl o evde kapalı bir şekilde yaşamış. Köy halkı öylelikle rahat etmiş. Bakmış olduğu tarla yanıyormuş. Bakmış olduğu arabalar bozulup takla atıyormuş. Bakmış olduğu atlar ölüyormuş. Yani teyzenin gözü, enerjisi o kadar kuvvetliymiş ki bakmış olduğu herkes ya hastalanıp ya da ölüyormuş. Bu hikayeyi Aydın'da yaşayan birçok insan bilir. Gerçekten de çok korkutucu ve tüyler ürpertici gizemli bir hikaye. Aslında bunun araştırılması gerçekten de önemli. Bunu hep nenelerimiz anlatırdı, dedelerimiz anlatırdı. Enerji gerçek, vücutta bir enerji var ve doğaüstü olaylar gerçek arkadaşlar. Her neyse, videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberim var. Kanalıma en son abone olup da videoma like atıp ve videoma yorum atan insanların ismini teker teker sizler için açıklamak istiyorum. Türk Gücü, Beyhan Özkan, Kaplan Pro, Hobi Çiftliğim, İlya Tenere, Ruhat İnsan, Azerioğlu, Ümit İncekara, Zeynep İrtemek, Tahir Altıntaş, Emre Kuşoğlu, Rafet Civan, EAS Multiplayer. Evet arkadaşlar, bu kanalların hepsine ben de Orhan Tümerken kanalıyla abone oldum ve videomda ismini çıkardım. Bir dahaki videoda sizin de isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Videoya like atıp kanala abone olmak ve videoya yorum atmak. Her neyse arkadaşlar, konuyu fazla uzatmayalım. Bu videoya 2000 like gelirse bu videonun serisi gelecektir. Her neyse, gelin hep birlikte videoya başlayalım o zaman. Videoya! Aman yarabbim arkadaşlar, videoya başlıyoruz. Bartın'da güvenlik kamerasını kaydettiği esrarengiz olay çözüm bekliyor. Güvenlik kamerasının kaydettiği birden ortaya çıkan ışık hüzmeleri ve şekillerin bir süre hareket ettikten sonra ortadan kaybolduğu anları gösteren video sırrı tüm tartışmalara rağmen çözülemedi. Gelin hep birlikte bu gizemli video kaydını izleyelim. Bir anda video kaydında gözüken sanki bir deniz anasını andıran garip cisim güvenlik görevlisini oldukça korkutmayı başarmış durumda. Nöbeti sırasında kameranın ekranında birden garip bir ışık süzmesi belirince ne olduğunu merak eden Mehmet isimli görevli kameranın kayıt alındığı bölgeye gittiğinde büyük bir ışığı kendi gözleriyle gördüğünü ve daha sonradan kaybolduğunu belirtiyor. Ertesi sabah bu olayı rapor olarak ilettiğinde kamera kayıtlarına bakılarak gerçekliği ortaya çıkıyor. Ama hiç kimsenin bunun ne olduğunu bilmediği ve ondan oldukça ne korktuğu belli oluyor ki bu olayı hemen haber ajanslarına bildirip haberini çıkartmışlar. Gelin hep birlikte bu video kaydını inceleyelim. Video kaydı bize bugüne kadar akıllarımıza işlenen hayalet videolarını andırır gibi. Kılçık kılçık bağlantı noktaları var. Ve bu kılçıkların görünen kısmını saydığımızda çok saçma gelecek ama 7 adet kılçık çıkıyor. Ve sizlere çok saçma gelebilir ama hayalet kelimesi 7 harflidir.
Belki saçmalamış olabiliriz. Bu ışık yüzmesi yaklaşık 5 dakika kadar kalıyor ve yine ortadan kayboluyor. Işığın doğuşu çok garip. Ufaktan büyüyor ve yine büyükten ufalarak kayboluyor. Bunun bir ampul olma olasılığını da getiriyor aklımıza. Bir ışık hızının yavaşlatılmış görüntüsü de olabilir belki de. Ama aklımızda kalan şey ise güvenlik görevlisinin bunu görmesi ve büyük bir ışık yüzmesinin olduğunu, gözlerinin ona net bir şekilde bakmasına izin vermediğini belirtiyor. Bence bu bir ışık yüzmesi ama hiçbir şeye de bağlayamadık. Hayalete benziyor. Ama sadece kes bırakabilerek yaşadığımız için bunu hayalete benzetebiliyoruz. Peki sizce bu ne olabilir? Tahminlerinizi bekliyorum. Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir markette güvenlik kamerasına yakalanan esrarengiz görüntü görenleri şaşkına çevirdi. Meşebükü mahallesinde market işleten Sabri Hısım, kasada oturduğu sırada marketin içinde bir ışık topu gördü. 3 ila 5 saniye kadar bir ışık topunun markette dolaştığını ve aniden gözden kaybolduğunu söyleyen Sabri Hısım, acaba hayal mi gördüm sorusuna cevap aramak için güvenlik kamera kayıtlarına baktığında büyük şaşkınlık yaşadı. Gelin bu görüntüyü hep birlikte izleyelim. Görüntüler beni gerçekten de şaşırttı. Market sahibini de şaşırtmış olsa gerek. Bu görüntüyü birçok haber ajansına satmış. Kayıtlarda saat 20-25 sıralarında market sahibi Sabri Hısım kasada oturuyor. Markette o an müşteri yok. Aniden meşrubat dolabının üzerinden hareket ederek bir ışık topunun yere indiği net bir şekilde görünüyor. Zemine kadar inen esrarengiz cisim bir müddet sonra tekrar geldiği noktadan çıkarak görüş açısından kayboluyor. Yine aynı akşam saatler 21.46'yı gösterirken aynı esrarengiz cisim tekrardan kadraja giriyor. Bu kez farklı bir yerden market raflarının üzerinden yine süzülerek zemine iniyor. Bir süre dolandıktan sonra tekrar yükselerek geldiği noktaya geri dönüyor. Market sahibi arkadaşlarına bunu söylüyor ve kimse ona inanmıyor. Ama kamera kayıtlarına baktıklarında gerçekten de tüyler ürpertici o görüntüyü görüyorlar. O bölgede yaşayanlar bunu bir melek olarak tasvir ediyor. Bazıları ise bir hayalet. Ama onu bunu geçin. Bunun hayalet Kesper olduğu malum bir şekilde belli oluyor. Bildiğimiz bir sümüklü böcek gibi hareket ederek geziyor. Sonra yavaş bir şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Bu görüntülerden sonra bir daha gözükmemiş. Bunun hakkındaki teorilerimizden biri de Araf'ta kalan bir ruh olduğu kanaatinde. Bir insan hayatını kaybettiğinde tabi inanıyorsanız ya cennet ya da cehenneme gidersiniz. İkisine giremeyip de ortada kalanlar ise Araf'ta kalıp gezinirler. Bu görüntüdeki esrarengiz görsel ise yolunu kaybetmiş bir ruh olabilir. Ve konuyu bitiriyoruz. Ama sizin görüşleriniz de bizler için çok önemli. Durun, sakın bir yere ayrılmayın. Sıradaki görüntü kalbinizin ritmini arttıracak türden. Muğla'nın Seyit Kemer ilçesinde 3 saat boyunca gökyüzünde hareket eden, kimine göre insansız hava aracı, kimine göre de balon, kimine göre de UFO olduğunu söyleyen cismi görenler jandarmayı arayıp ihbarlarda bulundu. Seyit Kemer'in Kayadibi mahallesinde saat 8'de görülen ve saat 11'de 40 kilometre uzaklıktaki Seki mahallesi semalarında kaybolan cismi 3 saat süreli izleyenler yerden yaklaşık 1000 metre yükseklikte olduğunu söyledi. Köylülerin çekmiş olduğu video kaydına gelin hep birlikte bakalım. İlçenin kuzey yönünde 3 saatte yaklaşık 40 kilometreye kadar hareket ettiğini söyleyen cisimin ilçeye bağlı Güneşli, Yaka, Dere, Bayır ve Seki mahallelerinden izlendi. Mahalle sakinlerinin komşu mahallelerdeki akrabalarını arayarak gökyüzüne bakmasını istemesiyle cisimi görenlerin sayısı hızla arttı.
birçok kişi de cisimin görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına cisimin ne olduğu konusunda tartışmalar oldu. Kimileri cisimin keşif uçuşu yapan insansız hava aracı olabileceğini belirtirken, kimileri de balon olduğu görüşünü ortaya attı. Cisimin rüzgar yönünde hareket ettiğini söyleyenler, bunun balon olduğu tezini güçlendirdiğini söyledi. Cisimin uzun süre havada kalması ve güneş ışığını yansıtması ve balon olamayacağı görüşünü de savundular. Güneşli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Gümüş, evin üzerine çıktığında cisimi gördüğünü söyledi. Cisimin minibüs büyüklüğünde olduğunu öne süren Gümüş, "Abimin dürbünüyle yakından inceleme fırsatı buldum. Balona benzeyen bir yapısı vardı. Yaklaştırınca renkli parçalar gördüm. Ancak ne olduğunu tam olarak tespit edemedik," dedi. Jandarma ise gelen ihbarlar üzerine cisimin görüldüğü bölgelere giderek cisimi gördüğünü söyleyenlerle görüştü. Cisimin ne olduğu tespit edilemeden üstü kapatıldı. Evet, video kaydını biz de incelediğimizde çok da farklı sonuçlara varamadık. Uzun ince bir balon veya insansız hava aracı. Ama aşırı hızlı gittiği ve yaklaşık 2-3 saat o mesafede kalması aklımızı karıştıran bir soru oldu. Jandarmanın ise şaşırmış gibi harekete geçmesi ise bizlere de şüphe uyandırdı. Hava tahminini yapmak için bulutlara gönderilen balonlara aşırı benzediği için buna biz hava tahmin balonu da dedik. Peki sizce bu ne olabilir? Video kaydında da çok gizemli ışık yüzmeleri gördük. Gerçekten de bütün doğaüstü olaylar acaba bir ışığın içine mi saklanıyor? Yoksa bir ışıkla başlayıp bir ışıkla mı sona eriyor? Sıradaki görüntü ise gerçekten de tüyler ürpertici. Bir uzay mekiği var ve bir ışığın içerisinden oluşup tekrardan bir ışığın içerisinde kayboluyor. 2017 yılında Samsun'da çok ilginç bir görüntü kayıt altına alındı. Söylentilere göre bunun bir uzay mekiği olduğu ve Samsun'dan veri alışverişi yaptığı tahmin ediliyor. Kayıtların ürperticiliği ve gizemli olması işleri hayli zor duruma sokuyor. Bu kayıt sizlerle. Video kaydı kuşkusuz ki ürpertici ve gizemli. Mayıs 2017 yılında Ahmet isimli biri tarafından kayıt altına alınan bu gizemli video kaydı YouTube kanalına yüklemesi sayesinde birçok haber ajansı tarafından kopyalanıp ve ayrı ayrı yorumlanıp haber yapılmış. İşin gerçeği ise attığımız mail sayesinde ortaya çıkıyor. Ahmet isimli 27 yaşındaki arkadaşımıza mail atarak bunun gerçekliği hakkında bilgi almak istiyoruz diye bir mail attık. Cevabı ise şaşırtıcıydı. Bir akşamüstü arkadaşlarımla mangal yapıyorduk. Bir patlama sesi duyduk. Arkadan uçan bir cisim gördük. Hemen cep telefonum ile kayıt altına aldım ve daha sonra ortadan kayboldu. Böylesine kısa ve açıklayıcı bir mailden sonra video kaydını inceleme vaktinin bize geldiğini düşünüyoruz. Buraya kadarki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Çünkü birazdan düşüncelerinizi değiştirebiliriz. Fosforlu mavi bir cisim var karşımızda. Yaklaşık yerden 100 metre yukarıda gibi gözüküyor. Ve çevresinden bir anda duman tarzı bir şey attığını fark ediyoruz. Yaptığımız araştırmalarda birçok animasyon ve birçok tezde boyutlar arası ışınlanma tozu olabileceği yazıyor. İçerisindeki binlerce elektron sayesinde boyut değiştirmek için kullanılıyor olabilirmiş. Duman silsilesi ortadan kaybolduktan kısa bir süre sonra mavi bir kapı tek tek ışıkları yanarak açılıyor. Bu da bu tozun belki de bir anahtar olabileceğini gösteriyor. Görünmez bir kapı ve bunun anahtarı olma olasılığı çok yüksek. Bir anda gemi içine girip ortadan kayboluyor. Yaptığımız diğer araştırmalarda portal yıldız geçidi olarak tabir edilen bir kanıya ulaşıyoruz. Zaman yolculuğu ve ışık yolculuğu yapmak için kullanılan bir makine olarak tabir ediyorlar. Ve bu kanı eski Mısırlara kadar uzanıyor. Bu kayıttaki de belki bir portal yıldız geçidi. Belki de bir bilgisayar oyunu. Ama gerçek olabilme olasılığı var. Sizce bu ne olabilir?
Esrarengiz bir cisim Van'da da görüntülendi. Van ile Kars'ın Digor ve Kağızman ilçeleri kırsalında göktaşı düştüğü ileri sürüldü ve video kaydına alınan parlak cisim ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Esrarengiz parlak cisim Van'ın Gevaş ve Erciş ilçelerinde vatandaşlar tarafından kaydedildi. Birçok kişi bu parlak cisimi kamera kaydına almayı başarmış. Gelin hep birlikte bu video kaydına bir bakalım. Olay saat 20 sıralarında meydana geldi. Gökyüzünde görülen esrarengiz parlak cisimin etrafında karmaşık ışıkların saçtığını görüyoruz. Esrarengiz cisim aynı saatte Kars ve Ağrı'da da görüntülenirken bunun Gevaş ve Erciş ilçelerinde de vatandaşlar tarafından amatör kameralara da kaydedildi. Öte yandan esrarengiz görüntüler birçok sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşıldı. Herkes ya bir fotoğraf ya da bir video çekmeyi başarmıştı. Ama ortak nokta ise herkesin korkması ve büyük ışıkların saçılması oldu. Gelin bu video kaydını ve diğer kayıtları hep birlikte bir inceleyelim. Kayıtta bir uçağın ön farlarını andıran bayağı kuvvetli bir ışığın olduğunu görüyoruz. Ama buranın halkı da iyi biliyor ki bu bölgeden daha önce hiç uçak geçmemişti. Ve yaptığımız araştırmalar neticesinde bu bölgenin uçakların rotalarında olan bir yer olmadığını öğreniyoruz. Sivil bir uçuş olma olasılığını da araştırdığımızda sivil uçakların böyle bir aydınlatma düzeneklerinin olmadığını öğreniyoruz. Casus uçağı mı acaba derken bunun yersiz bir söyleşi olacağını düşünüyoruz. Çünkü casus uçağı olsa ışıklarını yakıp yerini belli etmezdi. Eğer kayırsız bir uçuş olsaydı da TSK hemen bunun ne olduğunu araştırmak için uçuş ekibini gönderirdi. Çünkü radarlar havada uçan kuşu bile artık tespit edebiliyor. Ama herkes sessiz kaldı ve halk korktu. Birçok kişi bunun bir uzay mekiği olduğu kanaatinde. Sadece Türkiye değil, dünyanın farklı köşelerinde de görülen bu ışık süzmesi merak uyandırmaya devam ediyor. Halk arasında bunun bir uzaylı olduğunu ya da uzay mekiği olduğunu herkes söyler oldu. Kahvelerde tüm herkes bunu konuşur oldu. Peki sizce bu ışık ne olabilir? Gizemli olan her şey sadece ışıkların altına saklanmıyor. Bazen de bazı canlılara zarar veriyor. Sıradaki görüntüler ise birçok hayvanın canını yakmış ve birçok insan bundan bıkmış. Balıkesir'de bir üniversite öğrencisinin mantar ararken bulduğu esrarengiz iki ayaklı, uzun boyunlu ve güçlü dişleri olan hayvan iskeleti görenleri gerçekten de şaşırtmayı başardı. Dinozoru anımsatan bu yaratığın video kaydına gelin hep birlikte bakalım. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde esrarengiz bir iskelet bulundu. Bülent Yalçın iki arkadaşı ile birlikte dolaşmak ve mantar toplamak için çıktığı yürüyüşte Işıklar Köyü kırsal alanlarında bir iskelet buldu. İki ayaklı, uzun boyunlu ve güçlü dişleri olan hayvanın ne olduğu anlaşılamazken iskeletin dinozora benzemesi akıllara dünyaca ünlü film Jurassic Park'ı getirdi. İskeletin neye benzediğini tam olarak anlayamadıklarını belirten Bülent Yalçın, mantar için burada gezerken eski yıkılmış evi gördüm. Kenarda bir şapka duruyordu. Şapkayı kaldırınca içinden bu çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. İki ayaklı böyle bir hayvan. Daha önce hiç görmedim. Hiçbir yere de bahsetmedik bu hayvandan. Burada duruyor. İlgilenen biri olursa gelip burada görebilir dedi. Yalçın, arkadaşlarının bu iskeleti dinozor iskeletine benzettiğini söyledi. İskeletin bilimsel olarak araştırılması gerektiğini kaydeden Yalçın, yetkilileri göreve çağırdı. Ama canavarın video kaydını bizim de bir incelememiz gerektiğini düşünüyoruz. Kayıtlardaki canlı resmen mumyalanmış. Yaklaşık 3 ila 5 ay önce öldüğünü söyleyebiliriz. Direkt video kaydında dişleri dikkatimizi çekmeyi başardı. İnternetten birçok hayvanın ağız yapısı ile diş yapısını eşleştirdik. Karşımıza çok ilginç kanıtlar çıktı.
Köpeğin olması imkansızdı. Çünkü köpeklerin köpek dişi diye tabir ettiğimiz diş ince ve uzun geliyor. Ve köpeklerin dişleri ufak ve insan dişini anımsatan bir yapıya sahip. Ama buradaki dişleri eşleştirdiğimizde çok çarpıcı bir şekilde sırtlan ve dağ aslanının diş yapısına birebir benzediğini görebiliyoruz. Diğer dikkatimizi çeken nokta ise boynunun uzun olup arka bacaklarının kısa olması. Bunun sırtlan olma olasılığını arttırıyor. Ama oldukça ufak bir canlı olması ise bunun yavru bir sırtlan olduğunu kanıtlar nitelikte. Belki de ön bacakları diğer canlılar tarafından yenildi. O yüzden iki bacaklı da olmuş olabilir. Demek oluyor ki Türkiye'de hala doğal ortamlarda sırtlan yaşıyor. Bu da Balıkesir'de bir sırtlanın aktif olarak doğum yaptığını gösteren nitelikte. Bu da demek oluyor ki ormanlarda gezinirken dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü sırtlanlar aslanlara kafa tutabilen ve çenesi oldukça kuvvetli olan bir canlıdır. Biz bu kayıttaki ve diğer kanıtlardaki canlının sırtlan olduğunu düşünüyoruz. Peki sizce bu canlı ne olabilir? Aydın'da hayvancılık yapan Turan Cengiz, canavar olduğunu iddia ettiği yaratığın 25 küçük baş hayvanını telef ettiğini söyledi. Oldukça esrarlı bir sır perdesi altında saklanan canavarın kangal köpeklerini de rahat bir şekilde öldürerek yediğini söyledi. Mekana ağıra geldim de eve gidip yemek yemek tekrar geri döndüğümde gelip bakıyordum. Köpeği de yedi, koyunu da yedi. İşte burada, olay burada meydanda. Kaç tane şu ana kadar hayvan zayiat var? Vallahi anaç koyun olarak en az 10 tane. Yavrularını sayamazsın yani. Gebe olarak giden oldu, kuzulu olarak giden oldu. Söke'ye bağlı Burunköy sırtlarında görüldüğü iddia edilen kızıl boz renkteki canavar köylülerin korkulu rüyası oldu. Yaratık hayvancılıkla uğraşan Turan Cengiz'in 25 küçük baş hayvanını telef etti. Çoban köpeklerini parçalayarak öldürdü. Yaşanan olay sonrası Turan Cengiz elinde tüfeği ve gece lambasıyla nöbet tutmaya başladı. Canavar ile göz göze geldiğini belirten Turan Cengiz tüfeği ile çok sayıda ateş ettiğini ancak vuramadığını söyledi. Gördüğü canavarın boyunu yaklaşık 80 cm, ağırlığının ise 60 kilogramdan fazla olduğunu söyleyen Turan Cengiz, "Hayvanlarımı öldüren canavar, köpeğimi de yedikten sonra beni daha çok tedirgin etti," dedi. Kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için yetkililere bilgi vermediğini kaydeden Cengiz, "Zararım büyük, derdimi kime anlatayım? Çevremizde bir sürü çakal, tilki gördük. Ancak bu yaşıma kadar köpekleri canlı canlı yiyen bir canlıyı düşünmek bile insanları tedirgin ediyor," diye konuştu. Bu olaydan bir yıl sonra Söke Burunköy'de çok garip bir canlıya rastlandı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği bölgeye foto kapanlar kurdu. Ama sonuç alınamadı. Köy halkı arasında ise bir canavarın varlığından söz edilir oldu. Canavar söylentisi geçtiğimiz günlerde çoban köpekleri tarafından yabani bir yavrunun öldürülmesiyle yeniden gündeme geldi. Eko Dost Başkanı Bahattin Sürücü, bulunan ve 15 günlük olduğu tahmin edilen kedi görünümlü hayvanın fotoğraflarını çekerek Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Laboratuvarı ile irtibata geçtiklerini söyledi. Ama bu yavrunun neye ait olduğu basın ile paylaşılmadı. Çevredeki çobanlar zaman zaman bölgede kara çakal gördüklerini söylüyorlardı. Belki de bu bir kara çakal yavrusu. Ama 1970'li yıllarda Söke'de birçok aslan avına ait fotoğraflarda mevcut. Ve buranın yerlilerinden ve esnaflarından Ensar soy isminin söylenmesini istemiyor. 1988 yılında Söke'deki en son aslanı ben öldürdüm diyor. Belki de bir aslan, belki de bir kara çakal. Belki de bir sırtlan. Zamanında onların doğal yaşam yerleriydi buralar. Sizce kangal köpeğini bile acımasızca yiyen bir canlı ne olabilir? Bizim kanaatimiz sırtlan veya aslan yönünde. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mekana ağıra geldim de eve gidip yemek yemeye tekrar geri döndüm de gelip bakıyordum. Köpeği de yedi, koyunu da yedi. İşte burada, olay burada meydanda. Kaç tane şu ana kadar hayvan zayiat var? Vallahi anaç koyun olarak en az 10 tane. Yavrularını sayamazsın yani. Gebe olarak giden oldu, kuzulu olarak giden oldu. Listemizin ilk 3 numarasına geldik. Eğer buraya kadar bir sıkıntınız yoksa videoya devam edin. Ama birazdan yatacağım diyorsanız bu videoyu burada bitirin. Çünkü ilk 3 video gerçekten de çok korkunç.
Manisa'nın Kula ilçesinde çok farklı bir video kaydı alındı. Gece 1 civarında domuz avına çıkan 3 avcı arkadaş, arkalarında güzel bir hatıra bırakmak amacıyla kamera kaydını başlattılar. Ama kameraya domuz yerine çok farklı bir yaratık girince olanlar oldu. İşte o video kaydı sizlerle. Video kaydı oldukça eski ama görüntüdeki yaratık gerçekten de çok dikkat çekici. 2006 yılında çekilen görüntüde avcılar çalılıkların arasında bir ses duyuyor. O sese doğru ilerleyip elinde silahlarıyla vurmaya hazır bir şekilde gidiyorlar. Yaklaştıkça bunun bir domuz olmadığını anlayınca gözlerine inanamıyorlar. İnsana benzer bir yaratık ama saçları yok ve üstünde hiçbir kıyafet yok. Avcılara kafasını döndürüyor ve o anda avcılar küfür ederek kaçmaya başlıyor. Kayıtlar aslında oldukça uzun. Başlangıçta bir av sahnesi var ama telif hakları sebebiyle sadece 15 saniye kullanmamıza izin verdikleri için sizlere en net görülen sahneyi gösterdik. Ama merak etmeyin, gerisinde sadece av ve domuz arama kayıtları var. Bu olaydan sonra Muhittin isimli 29 yaşındaki adam bu video kaydını hatırı sayılır bir ücret ile haber ajanslarına satmış ve YouTube kanalına yüklemiş. Ama durun, sakın bir yere ayrılmayın. Bu video kaydını inceleme sırası bizlerde. Muhittin'in bu video kaydını yaklaşık 20 metre mesafeden çekmiş olduğu bariz bir şekilde belli oluyor. Çünkü kameranın zoom özelliğini kullanıp videoyu yakınlaştırdığı gözüküyor. Sonra kafasını döndürüp insanlara bakıyor. Bu yaratığın kendisine aşırı güvendiği belli. Hiç tepki bile vermiyor. Diğer fark ettiğimiz nokta ise gece gözlerinin bir kedi, bir vahşi hayvanmış gibi parlaması. Buradan da bunu anlayabiliriz ki bu yaratık geceleri çok güzel bir şekilde görebiliyor. Kaydı biraz daha temizleyip yakınlaştırıyoruz. Karşımıza bunlar çıkıyor. Bu görüntüyü birkaç forum sitesinde paylaştıktan sonra bizlere çok farklı bir mail geliyor. Mailde ise güzel bir arkadaşımız bunun bir reptilian olma olasılığının çok yüksek olduğunu ve orada ise beden değiştirmek için saklandığını belirtmiş. Maili okurken gerçekten de ürperdim. Hemen internetten reptilianlar hakkında araştırma yapıyoruz ve uçsuz bucaksız metinlerle baş başa kalıyoruz. Reptilianlar aslında bir uzaylı ırkı ve dünyayı yönettiği düşünülüyor. Büyük ve kodaman insanların şekline girip dünyayı buradan yönettikleri yazıyor. Ama dünyayı yönetiyorlarsa bu yaratığın Manisa'daki işi ne diye kendi kendimizce soruyoruz. İnternetten edindiğimiz bilgilere göre Kula eski tarihin dolu dolu yaşandığı bir yer olduğunu ve kaya resimlerinden tutun da birçok tarihi esere sahip olduğunu öğreniyoruz. Bakın nereden nereye geldik. Reptilian'a benzer bu yaratığın Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekten de kaya yazıtlarıyla bir bağlantısı olup olmadığını ve ne yapmaya geldiğini, neden Manisa'da olduğuna anlam veremedik. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz nelerdir? Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi Dicdekent mahallesinde 12 Şubat'ta gece saatlerinde esrarengiz bir olay yaşandı. Mahalledeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde adı konulamayan bir cisimin bir süre yürüdüğü, ardından ise uçtuğu görüldü. Aynı görüntü mahalledeki diğer güvenlik kameralarına da takıldı. Gelin hep birlikte bu kayıtlara bakalım. Evet, kayıtlarda bariz bir şekilde uçan cisim gözüküyor. Diyarbakır'da bir sitenin güvenlik kamerasına takılan esrarengiz cisimi görenler oldukça şaşkın. Montaj mı, gerçek mi olduğu anlaşılamayan cisim akıllarda soru işareti oluşturdu. Söylenene göre site görevlisinin dikkatini çekmiş ve uzaktan bu cisimi izlemiş.
Diğer gün arkadaşlarına anlattığında inanmayınca kayıtlara bakalım demesiyle gerçeğin ortaya çıktığı biliniyor. Hayli ürpertici bir görüntü. Gelin sıra analiz etme vakti bizlerde. Normal bir şekilde sanki bir bayan edasıyla yürüyen bir cisim görüyoruz. Gerçekten de yürüyüşü bir manken anımsatıyor. Ve birden yerden 10 ila 15 metre arası yükseliyor. Bu görüntü uçtuktan 5-6 dakika sonra geri döndüğü için kesilmiştir. Uçarken kafasında dönen bir şeyin olması ve rengini de metalimsi krom bir rengi anımsattığını görebilmemiz bizim dikkatlerimizi çekti. Dikkatimizi çeken başka bir nokta ise bunun montaj olmadığını kanıtlar nitelikte. Bu yaratığın ışığın vurduğu taraftan bir gölgesi var ve eş zamanlı bir şekilde onu takip ediyor. Bakacak olursak en üst seviye filmlerde bile çoğu nesnenin gölgesi bulunmuyor. Montaj olsaydı gölgesiz olurdu. Harbiden psikoloji bozan bir görüntü. Ne olduğu hiç belli olmuyor. Belki bir robot, belki de bir uzaylı. Benim düşüncem bunun bir uzaylı olduğu yönünde. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bingöl Merkez Yolçatı Köyü'nde nöbet tutan güvenlik koruyucuları esrarengiz bir olay yaşadı. Akşam 22 sularında köy girişinde bulunan kulübede nöbet tutan 3 güvenlik koruyucusu, köpeklerinin havlaması üzerine kulübe yakınında hareket halinde olup dur ihtarlarına uymayan bir varlığı mermi yağmuruna tuttu. O ilginç anlar sizlerle. Ruh halo, halo mermisin digine halo. Enişte sık, enişte sık. Ruh ne çu, ya Rabbi ya Resulallah. Ruh ne çu. Evet, kayıtları hep birlikte izledik. Bu kaydı izleyen bir insan ise onun da tüylerinin ürperdiğine eminiz. Bu kayıt 2016 yılının kışında çekildi. Orman koruyucularının verdiği röportajı şöyle yorumlayabiliriz. 10 metre mesafeden tek mermi isabet etmedi, dediler. İki güvenlik koruyucusunun yaklaşık 50 mermi sıktığı o anlar, bir güvenlik koruyucusunun cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Onlarca merminin sıkıldığı olay karşısında neye uğradığını şaşıran güvenlik koruyucularının video kaydını aldığı görüntüler ve sesler izleyenlere ürkütücü anlar yaşattı. Koruyucular bunun bir şehit olduğuna inanıyoruz dedi. Yaşanan olayı anlatan güvenlik koruyucuları yaşadıkları anları unutamadıklarını söyledi. Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen koruyucular o anları şöyle anlattı. Akşam nöbet tuttuğumuz esnada köpeklerin havladığını duyduk. Kulübeye yakın mesafede bulunan çalılıkların olduğu alana giden köpekler korkmuş bir şekilde geri döndü. Bunun üzerine el feneriyle o bölgeye ışık tuttuk. O an insan gibi birisinin yürüdüğünü gördük. Dur ikazı ve uyarılarımıza rağmen kulübeye doğru geldiğini görünce ikimiz ateş ettik. 10 metre mesafeden yaklaşık 50 el ateş ettik ama tek kurşun isabet etmedi. Kulübenin yanından yürüyerek geçip gitti ve aniden kayboldu. O an ne olduğunu anlam veremedik ama sonradan şehit olabileceğine kanaat getirdik. Olası olaylara karşı kamerayla kayıt altına aldığımız için yaşanan olayı böylece kaydetmiş olduk. Kayıtlara baktığımızda koruyucuların ne kadar çok korktuklarını anlayabiliyoruz. Neredeyse korkudan ne yapacaklarını şaşırıp kelime-i şehadet bile getirenler var. Resmen 70 ila 100 yaşlarında yaşlı bir dedeye benzeyen suriyet. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edip gidiyor. Doğaüstü olaylara inanır mısınız bilmem ama bu adamlar gerçekten de çok korkmuş. Ve daha sonra da psikolojik tedavi almışlar. Böyle bir varlığın olma olasılığı belki milyarda bir ama ben bunun gerçekliğine inanıyorum. Bunun bir ruh olma ihtimali var. Burada tanıdığımız bir hoca ile konuştum. Bu görüntüyü gösterdiğimde bunun bir dede olduğunu ve o bölgede vefat ettiğini, zamanının daha gelmediği için dünyada bir şeyi koruyor olabileceğini söyledi. Peki bu konuda sizin düşünceleriniz nedir? Ruh halo, mermisin digine halo. Enişte sık. Ruh ne çu, ya Rabbi ya Resulallah. Ruh ne çu.
Evet, bütün video kayıtlarını sizler için teker teker inceledik ve yorumladık. Videolar gerçekten de gizemli. Birçok doğaüstü olay yaşanıyor. Birçok gizemli canavarlar var. Evet, buraya kadar birçok görseli sizler için inceledik. Sizce bu görseldeki yaratıklar ya da bu görseldeki kayıtlar gerçek olabilir mi? Sizce gerçekliği ne kadar? Her neyse, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoya sizden 2000 like bekliyorum. Eğer 2000 like gelirse bu videonun ikinci serisi gelecek. Ve ikinci serideki video kayıtları gerçekten de çok gizemli. Gece uyuyorsanız bunları hiçbir zaman takmayın. Yoksa uyuyamazsınız.